Bu videomuzun konusu yaşam boyu gelişim literatüründe yer alan Peter Pan sendromu kavramının tanımı, nedenleri ve özellikleri hakkında kısa bir değerlendirme yapmaktır. Terim 1983 yılında ilk olarak psikanalist Dan Kiley tarafından ortaya atılmıştır. Burada kısaca kesiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Biz bir video yapmak için neredeyse 3 veya 4 gün uğraşıyoruz. Saate vurursak da neredeyse 8 ila 10 saat. Sizin kanalımıza abone olmanız, videolarımıza like atıp yorumlar yapmanız bizi çok motive etmektedir. Şimdi videoya geçelim. Peter Pan ismi ise ünlü çocuk romanından gelmektedir. Hepimiz Peter Pan'a aşinayız. Büyümek istemeyen halleri onun en büyük özelliklerinden biridir. Yapılan araştırmalara göre 1980 ve sonrası yıllarda doğmuş olan bireylerde görülmektedir. Bu sendromdan muzdarip kişiler yetişkin oldukları halde çocuk gibi davranışlar sergilemekte ve çocukluk döneminde karşılaşılan narsist ve egosantrik belirtilerin üstesinden gelmekte dahi epey zorlanırlar. Sendrom, sorumluluk ve görevlerin arttığı yaşlarda, yani 25 ila 40'lı yaşlar arasındaki erkeklerde etkisini göstermeye başlıyor. Bu sendroma sahip insanlar sorumluluk altına girmekten ve birine bağlı kalmaktan oldukça korkarlar. Sorumluluk alma ve bağlılık gerektiren durumlarda ise özgürlüklerine katı bir engel konuluyormuş hissine kapılarak o durumdan uzaklaşmaya çalışırlar. Genellikle evlilikten ve sonrasında da çocuk sahibi olma gibi aşırı sorumluluk gerektiren konulardan kaçmaya çalıştıkları görülmektedir. Aşırı korumacı aile yapısında büyüyen çocuklarda görülen bu sendrom, kişilerin kendilerini geliştirememesine ve asıl potansiyellerini bir türlü ortaya çıkartamaması gibi durumlara yol açmaktadır. Bu kişiler, tıpkı Peter Pan gibi hayal dünyalarında kurdukları kendi ütopyalarını ararlar. Nasıl olgunlaşacakları ve sorumluluk almayı öğrenecekleri gibi sorunları çözmek yerine İç çatışmalardan kaçarak kendi hayal dünyalarına çekilirler ve maddi konularıyla başa çıkma konusunda sorun yaşayabilirler. Tüm bunlarla birlikte Peter Pan bir psikoloji sendromudur ve kendini gösterme şekli kişiden kişiye değişebilmektedir. Fakat tipik davranışsal belirtileri şu şekilde sıralanabilir. Nostalji özleminin aşırı durumda olması, çocukluk anılarına ve o rahatlığa dönmek bu kişiler için bir takıntı haline gelmektedir. Bu kişiler zamanlarının büyük bir kısmını geçmişe çok fazla bakarak geçirdikleri için geleceğe adım atmaktan veya dünyadaki değişimlere uyum sağlamaktan korkabilirler. Peter Pan sendromu yaşayan kişilerin zeka ile ilgili hiçbir problemi yoktur. Fakat duygusal olgunluk açısından problemleri vardır. Bu kişilerde zeka yaşı büyümeye ve olgunlaşmaya devam etse dahi duygusal anlamda kişi çocukluk dönemi içinde kalmaktadır. Yetişkinliğe geçişten korkar ve yetişkinlik ile gelecek yeni deneyimler ve sorumluluklarla yüzleşemezler. Sonuç olarak kendisi için tanıdık ve rahat olan çocukluk dönemi psikolojisi içinde kalmaya devam ederler. Bu kişiler nasıl göründüklerini, kişisel refahlarına veya özgüven eksikliğine aşırı ilgi duyma eğilimi gösterebilirler. Sağlam bir kariyerin olması konusunda zorluklar yaşarlar. Kendilerini çaresiz ve umutsuz bir kişilik olarak tanımlayarak dünyada başarılı olamayacakları hissine kapılabilirler. Mali sorumluluk alma konusunda güçlükler çekebilirler. Hesap kitap yapmadan para harcamak veya kişisel mali durumlarını takip etmekte güçlük çekmek gibi durumlarla karşılaşabilirler. Bu kişiler için kariyerin önemsiz olmasının nedenlerinden biri diğer yetişkinlerin maddi kaygı neticesinde sağlamış oldukları kariyer veya başarıdır. Peter Pan sendromlu kişiler sıkıcı ve anlamsız buldukları için faturalarını ödemeyi geciktirir. Kredi kullanmaz veya banka hesaplarına para yatırmazlar. Gerçekçi olmayan hedeflere ulaşmak isteyebilirler. Genellikle bir gün müthiş projeler başaracakları, yetenek ve mesleğe sahip olduklarını düşünürler. Oyuncu, müzisyen ya da insanlığın kaderini değiştirebilecek bir bilim adamı olmak isteyebilirler. Ancak oldukça meşakkatli olan bu hedeflere ulaşmak için çabadan ve çalışma azmine sahip değillerdir. Hedefledikleri yerde olan kişilerin sıkı çalışmadan uzak, sadece doğal yeteneklerinden dolayı belli yerlere geldiklerine inanırlar. Başarısızlıkları sonrasında yakın çevreyi suçlayabilirler. Sorumluluk alma konusunda çok kötü olduklarından ötürü herhangi bir başarısızlığın suçunu ebeveynlerinde, eşlerinde, patronlarında veyahut da çocuklarında bulabilirler. Kişinin kendisini geliştirmeye kapalı olması, buna hiç ilgi duymaması gibi belirtileri görülmektedir. Bunun nedeni aile tarafında çocuğa verilen ilginin onun hiçbir şey yapmadan refah bir hayat yaşayabileceği yönünde kodlanması nedeniyle bireyin çocuk gibi davranarak ne kendini geliştirmeye ne de sorumluluk alma ihtiyacının olmadığını hissetmesi sonrasında gelişen bir takım davranışsal bozukluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer karşınızdaki kişi ciddi bir konuyu konuşmadan kaçınıyorsa, ilişkilerinde veya işlerinde bağlılık sorunları yaşıyorsa, çok ciddi durumlar karşısında bile kahkahalar atıyorsa, en basit konuşmayı bile yüzeysel olarak geçiştiriyorsa ve karşısındaki kişinin dikkatini dağıtarak ciddi bir diyalog kurulmasını engelliyorsa, kişinin Peter Pan sendromundan muzdarip
muzdarip olma ihtimali yüksektir. Bir uzmana danışıp kendini açıklaması için kişiye destek olunması gerekmektedir. Çünkü Peter Pan sendromu olan bu kişiler eğer tedavi edilmezse depresyon ve anksiyete gibi diğer psikolojik rahatsızlıklardan semptomlar gösterebilir. Bu kişilerin benlik saygısı zamanla düşer ve motivasyon noktasında ciddi kayıplar yaşarlar ve hayatta başarılı olmanın anahtarı olan özgüveni, motivasyonu ve kararlılığı kendilerinde bulamazlar. Bu nedenle fark edildiği takdirde kişinin sağlıklı bir hayata yeniden ulaşması için en kısa sürede bir uzmandan yardım alması gerekmektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, düşünce ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Empirist saygıyla sundu.